kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılların eskitemediği kabak tatlısı tarifiyle geldim. Gerçekten tek kelimeyle mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak kabakları temizledikten sonra yıkadım. Videoda görüldüğü gibi doğradım. Biraz iri iri doğradım. Daha sonra yumuşadıktan sonra küçülecektir. Doğrarken çok ince ve çok küçük doğramamaya dikkat edin. Tencereye aktarıyorum. Üzerine 1 bardak toz şeker ekliyorum. Benim kabağım 1 kilodan biraz eksik. O yüzden 1 bardak kullandım. Eğer 1 kilodan yapacaksanız 1,5 bardak kadar şeker kullanabilirsiniz. Tabii ki tatlı seviyorsanız. Eğer tatlısını biraz daha az seviyorsanız benim gibi 1 bardak da kullanabilirsiniz. Şekerini ekledikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Bir gece boyunca buzdolabında bekleyecek. Bu aşamada sulanacaktır. Kesinlikle su eklemesi yapmayacağız. Tamamen kendi suyunda pişecek. Ben şekerimi eklemeye devam ederken videomu tam da buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kapağını kapattıktan sonra buzdolabına kaldırdım. Bir gece boyunca beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sulanmış. Kapağını kapatıyorum. Bir 4-5 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde kaynatıyorum. Bu arada en küçük gözde orta ateşte pişiriyorum. ...3-4 dakika kadar kaynattıktan sonra içerisine 3 adet karanfil atıyorum. Karanfil tamamen isteğe bağlı olarak atabilirsiniz veya atmayabilirsiniz. Ama ben çok yakıştırıyorum. Mutlaka bir kez de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Karanfili attıktan sonra da 1-2 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde kapattım. Hemen çatalla kabaklarımın pişme derecesini anlamaya çalışıyorum. Gerçekten şu anda tam kıvamında yumuşamış. Bu aşamadan sonra şerbetinin koyulaşması için kapağı açık bir şekilde en küçük gözde harlı ateşte pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Lütfen kontrolü elden bırakmayın. Aksi takdirde çok fazla kaynayabilir. Bu şekilde kaynadıktan sonra köpüklenmeler başlayacaktır. Üzerindeki kirli köpüğü mutlaka almanızı tavsiye ederim. O şekilde çok daha berrak, çok daha parlak kabak tatlınız olacaktır. Hemen videoda da göstereyim. Videoda görüldüğü gibi kirli köpükleri kenarlardan görebilirsiniz. Kaşık yardımı ile topluyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm zaman size dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kaynamaya devam ederken suyu çok fazla koyulaşmadan tam da bu aşamada 2-3 damla kadar limon suyu sıktım. Daha sonra şekerlenmemesi için limonu biraz yukarıdan sıktığım için çok fazla belli olmuyor.
Limonunu sıktıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıyorum. Daha sonra altını kapatacağım. Kesinlikle tamamen kurutmadan kapatın. Altında çok az suyu kalsın zaten. Dinlendikçe içine çekecektir. O su tamamen kaybolacaktır. Yani dibinde mutlaka 2 yemek kaşığı kadar şerbetinden kalması gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla kurutursunuz. Yeteri kadar kaynattıktan sonra servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti, rengini aldı. Servis tabağını aldıktan sonra dilerseniz aynen bu şekilde servis edebilirsiniz veya benim gibi üzerine tahin ve ceviz ile süsleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar tahin gezdiriyorum. Çok fazla tahin ekleyip tadını bastırmayın. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Tahinini döktükten sonra göz kararı olacak şekilde iri kıyım cevizimden serpiyorum üzerine. Cevizi de serptikten sonra sizlere kıvamını yakından göstereceğim. Gerçekten inanılmaz derecede mükemmel oluyor. Mutlaka tarifi verdiğim ölçülerde birebir olarak hazırlayın. Gerçekten bayılacaksınız. Tarifi birebir ölçü olarak videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Sizler için doku testi yapıyorum. Videoda da görüldüğü gibi lokum kıvamında olmuş. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler kabak tatlısının güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.